Nereye gidiyoruz lan? Merhaba. Bu hafta herhangi bir yere gitmiyoruz. Yine stüdyodayız ama müzikle birlikte bir yolculuk edeceğiz. Hocam merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Zaten yolculukla müzik hep beraber anılan şeyler evet, yani. Müziksiz evet. yolculuk olmaz. Geçen geçen günlerde bir Balkan yolculuğum olmuştu. Hem müzikle dolu bir yolculuktu. Baktığımızda iki yerde müzik vardı. Bir Üsküp, Filarmoni salonunda müzik vardı. 29 Ekim münasebetiyle bir şey vardı. Bir de Manastır'daki Manastır Askeri İdadesi, Bitola'daki yani şu anki adıyla Bitola'daki Manastır Askeri İdadesi'nde Atatürk'ün öğrenim gördüğü yerde böyle bir gençler bir keman ve işte şey resiteli verdiler hafif böyle ayaküstü falan. Her yerde bir müzik var. Bir müzik şey yapılıyor, birleştiriyor müzik. Böyle şeyleri var. Müzik etimolojik olarak ilhamdan Geliyor müzden geliyor böyle bir kökeni var müzeyim aynı yerden müze aynı şekilden geliyor ve müzik müziğin şöyle bir hikayesi var İnsanın... hani öncelikle ihtiyaçları var karnı doyurması vesaire karnı doyurduktan sonra da sanırım biraz ya rahatladık şöyle biraz oynayalım biraz keyiflenelim falan gibi bir durum var herhalde Osmanlı'da da böyle bir hikaye var ve tencereleri kazanları yapan insanlar daha sonra bunların çıkardıkları seslerin gayet güzel olduğunu, gayet iyi olduğunu, hatta tok karna çok daha güzel sesler <gülüyor> <gülüyor> duyulduğunu düşünmüşler herhalde. E, ve demişler ki ya biz bundan bir müzik üretebiliriz e, demişler ve e, zil üretmeye karar vermişler. Yani e, bakır ve kalayın karışımından bir kazan üretirken, e, karınları doyururken bir de ruhları doyuralım demişler. Bir de zil yapalım demişler. Bu... E, bir müzik şirketinin doğuşu, 1623 yılında e, Zilciyan ailesi. Çok uzakta değil, buralarda. E, buralarda, <laughs> İstanbul'da başlıyor. İşte e, padişaha söylüyorlar, diyorlar ki biz işte müzik işlerine şey yapacağız, müzik şirketi kuracağız. İşte, Öyle bur demiyorlar kur herhalde. Demiyorlar tabii ki. En fazla ki orduya zil yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii ki ne var işte e, devletin ihtiyacına ya tamam bu güzel ses çıkarıyor, tamam askerler bunu duydukça Kazanlar aklına gelir, karnımız doyacak falan diye böyle tok adımlarla yürürler. Mehter takımında tabii o güne kadar başka şeyler vardır muhakkak ama daha sonra e, kuşaktan kuşağa Zilcihan ailesinin hikayesi başlıyor. Yani geçmiş diyoruz ama pek ge geçmiş pek Geçmiyor geçmemiş. yani geçmiş pek geçmiyor ama yani bilmeyince geçmiş oluyor ne yazık ki. Çünkü ben... E, 80'lerde 90'larda e, müzik videolarını seyrederken o zamanlar böyle o zillere çok böyle fokuslanırdı kamera ve okuyabilirdiniz yani zilciyan yazıyor. Şimdi okuyorum zilciyan yazıyor. Türkçe geliyor kulağa diyorum ama yani bu İngiliz pop şiş, yani grubunun Amerikan işte rock grubunun ne alakası olabilir Türk bir şirkette ya da işte Ermeni asıllı bir şirketle? Son çok zor öğrendim yani zilciyan hakikaten bizim zilciyan. Bizim yeni çevrelerin e, karnı doyurmak <laughs> nerelere, nerelere ilham vermiş gerçekten. 1623 yılında 1623 yılında e, Z Avitis Zilciyan e, Samatya'da e, bir şey yapıyor herhalde e, saraya yakın olsun yeni çevrelerin yeni vesaire şeylerine yakın olsun diye bir şey yapıyor ve kalay ve Bakır'ın karışımından. Bu eski kazan ustası sizin Nasrettin Hoca ya diyorlar ya sizin kazan doğurdu falan. Bunlar da sizin kazan zil oldu falan. Bayağı bir doğurmuş. Yani diyorlar bu bu yeniçeriler doyduktan sonra bir yola çıkacaklar. Hazmı kolaylaştırsın, ritmik olsun falan diye herhalde. Mehter'de kullanılıyor ve mehter'de gerçekten hani tok şeylerle gayet, gayet hani Mehter'in içinde de efsanevi bir hale geliyor. Viyana kapılarına kadar gidiliyor. Yani o zaman çok kültürlü müzik dedik. Buradan işte Mehter Marşı'nın evet. Mehter marşlarının Viyana'ya doğru Hı -hı. giderken oradaki klasik müziği nasıl evet, de böyle evet. bir acayip o, bir döngü. O notlarda notlarda var. Yani hatta zaten bundan sonra şeyler başlıyor. işte Haydn, Mozart falan, Zili kullanıyorlar. Evet. Müzikte zili kullanıyorlar. Ondan sonra işte klasik müziğin vesaire şunların bunların içine giriyor. Değişik batı müziklerinin içine giriyor. Ve bu Osmanlı ve Prus ordularında kullanılan bir enstrüman haline geliyor ve insanları coşturuyor. Bugün de hani konserlerde insanlar coşuyorlar. Bunlardan önemli bir tanesi de ziller. Hani zil hala çalınıyor. Bir de yani hani ço çocukların özellikle gençlerin hani büyürken hani en heves ettiği şeylerden bir tanesi herhalde böyle işte ben de bateri kullanayım falan o ziller. Onun da, onun da ötesinde <laughs> şeyler vardır böyle eskiden e, şeyle ziller vardı okullarda ziller nöbetçi öğrenci çalardı evet, böyle. Evet ne kadar büyük bir, Tabii o bir zili imtiyazdı çalmak, o. <laughs> o zili çalmak müthiş bir imtiyazdı e, zaten hani bu e, Zilciyan ailesi kiliselerdeki çanları da yapıyor haremdeki bu parmak zillerini de yapıyor. Yani hmm. aslında bütün yani kültürel böyle yatay kestiğimizde toplumun her yerine bir şekilliyle giriyor. Bir tane şey vardı hani bu çok kültürlülükten Zilciyen ailesinin hikayesi tabii bitmiyor. Onu biraz sonra da devam ederiz. Yüzyıllar boyunca devam ediyor. Bugünlere kadar devam ediyor gerçekten. Bir de 1773 yılında böyle bir İngiliz sefaretinde bir şey var. Böyle bir e, müzik ziyafeti diyelim. Müzikle tanıyorlar çünkü hani dilimizi anlayan var anlamayan var ama müziği üç aşağı beş yukarı herkes şey yapabiliyor. Müslüman ve gayrim yani kıyafetlerine baktığımız zaman aslında yani diyoruz ki ya bu, bu diyoruz herhalde böyle bir tekke müziği falan. Yok İngiliz Büyükelçiliği'nde Müslüman ve gayrimüslim sanatçıların bir araya gelip verdikleri bir şey. Müzik böylece kıvamını buluyor herhalde. Sizde neler var hocam? N nasıl oluyor bu müzik işleri? Hocam e, bu sefaret işine girersek, girersek bence buradan direkt Ertegül'e e, gitmeliyiz evet. yani Amerika'daki e, evet. sefarette. E, siz anlatın. Siz daha iyi bilirsiniz. <laughs> Ertegül tabi o da Üsküdarlı. Ahmet Ertegül <laughs> Atlantik Records'un şeyi. O, o da benzer şekilde ile e, sefaretin arka kapısından e, hatta yok ön kapısından değil mi? Şey ön kapısından, ön kapısından lazım, normalde tabii. arka kapıdan alıyorlar evet. ama o ön kapısından alıyor Zenci müzisyenler alıyor blues, caz vesaire onları alıyor daha sonra diyor ki ya diyor bunları diyor biz dinliyoruz bu güzel iş diyor ben bunların plaklarını yapayım diyor buna karşı konulmaz herhalde filan diyor evet. müziğin e, şeyini ama hakikaten büyük bir vizyon yani insan halet ediyor o zaman yani Amerika'daki o ırkçılığın en tepede olduğu noktada böyle bir şey düşünüyor ...düşünebiliyor olması hakikaten büyük vizyon. Ya büyük vizyon ama yani hani bakınca, beslendiği köklere bakınca... ...mesela şimdi Mısırlı diye bir şarkı var baktığımızda. Bu Mısırlı şarkısı bir Yunan şarkısı olarak şey yapıyor. Mısırlı sözlerinde işte seni Arabistan'dan alıp geleceğim Mısırlı şudur budur falan böyle... E, çok, e, akdenizli haline, ha, çok Akdenizli sözler. <laughs> Ee, ya benimsin ya toprağın <laughs> tersi gibi. Ondan sonra e, Arapçası e, çıkıyor. İşte Zeki Müren e, şey yapıyor. Bunu e, yaralı gönül'le şey yapıyor. Daha sonra da Hollywood'a doğru bir e, yolculuk yapıyor. Pulp Fiction'da hep zaten işte o pop fiction Hollywood'a gittiğinde işte Avrupa'ya gittiğinde biz anlıyoruz. Aa bizde böyle bir şey varmış o zaman ortaya çıkıyor şeysi tarihi. Ya bu biraz hani Küçük Prens'teki gibi böyle değil mi? Yani <laughs> aslında hani içeride olunca yerli olunca çok fazla önem verilmiyor. Daha sonra şekil biraz değişince biraz daha önem veriliyor. O yabancılaşma biraz daha şey otantik hale getiriyor herhalde diye düşünüyorum. Mısırlı'nın hikayesi bu şeyin e, Zilician'ın hikayesi de devam ediyor. Şimdi bu mehterde kullanılıyor, Prusya orduları kullanıyor diyoruz. Daha sonra bu, tabii aile diyor ki bu kuşaktan kuşağa aktarıyorlar işte. E, Yüz yıllar geçiyor neredeyse İşte 1600-1851 Londra dünya e, şeyinde Fuar saharı, dünya hmm. fuarında. 1867 Paris Forum'da, 1873 Viyana'da neredeyse ömrü boyunca hani 100 yıla yakın, 90 yıla yakın bir süre bu temsil etmiş. Muazzam bir şey. Gerçekten muazzam bir şey. Ama tabii hani e, bu da hani çok kültürlü müzik zannediyorum. E, hani mutfakta da aynı şey var. Yani bu, bu yemek Rum yemeği mi, Türk yemeği mi, Ermeni yemeği mi, Arap yemeği mi filan? ortaya karışık bir şey çıkıyor aslında. <laughs> yani işte Akdeniz'de yaşayınca böyle oluyor yani. Ee, Yunan kültüründen sonra, Roma İmparatorluğundan sonra, Osmanlı İmparatorluğundan sonra bu kültürlerin bu kültürlerin birbirine geçmesi yani ve orada e, kökü bulmak, kökün nerede olduğunu bulmak çok zor. Böyle hikayeler de var. Ya hocam ben bu kök bulma meselelerine biraz şeyim hani karşıyım diyeyim. Karşı ee, oldun. tabii. Ya ne gerek var ki evet. kökünü bulacağız diye. Ya tadını çıkarın geçin yani. Ne, ne gerek var bunlara? Üzmeye bağlı olma. <laughs> yok yok hayır. Bağ hepimizin olsun. İşte ne yani. yani. Bu müzik var vesaire var şu var var ve herkes seviyor buna. O bizim de aslında şu bizim de filan. E, o köklere inince de işin bereketi kaçıyor sanırım. Yani işte hani Mısırlıyı Yunan Yunan bilsin, Arap Arapça bilsin, Türk Türkçe bilsin, i̇şte Cüzeki birini bilsin. E, i̇şte <laughs> ondan sonra Hollywood'a gidince de herkes birlikte mutlu olsun yani. <laughs> bunda ne var ki yani <laughs> bakınca. E, ve e, şeyleri bu Zilcihan'ın ailesi e, 1929'da e, şeye doğru gidiyorlar, e, Amerika'ya yerleşiyorlar ve Amerika'da üretimleri başlıyor. Daha sonra ailenin yanında çırak olanlardan bir tanesi de o İstanbul zilleri vardır bir de o evet. İstanbul zillerini yapıyorlar ve kimler kullanıyor? Ona da baktım. Yani Haydn, Mozart falan dedik ama <laughs> zillerin mevzusuna. Beatles, Pink Floyd, Deep i̇şte, Purple, hepsi. Rolling Stones, Jimi Hendrix, ondan sonra Guns N Roses hepsi kullanıyorlar. Yani hepsinde aslında baktığımızda böyle bir zilciyan, 1623 yılında başlayan bir hikayenin içinden. Ee, bir parça var ee, tabii ailenin hikayesi vesaire anlatılıyor ama hani neredeyse bir, bir film aslında ol, olur bundan yani kocaman bir müzik Bir de kimlerin yani. kullandığına dair bir tazı söylediğiniz iyi o da daha geçenlerde bir tartışma vardı şimdi e, hep arkada kalıyor ya baterist Ringo İşte o Ringo'nun o zilleri o davulları olmasa e, Beatles'ın müziğinin bir hiç olacağı da dair böyle videolar falan paylaşılıyor şu anda hakikaten bütün o müziklere rengini veren şey o zilin sesi. Zilin sesi. Çünkü altta böyle bir şey hani e, zilin sesi böyle şart refleks gibi. <laughs> Biraz öyle. Hakikaten bizi Evet aynen öyle. Ritmi onunla tutuyoruz çünkü. insani bir şey böyle bakıyor. Zil. Yani basit olarak algılayabiliyoruz. İnsan, Tins, oran, böyle. insan oranında bir şey böyle. Herkesin yapabileceği bir şey. Tız tık tık falan. <laughs> ...şey yapıyor, kalp atışı gibi hızlanıyor, <laughs> e, şey yapıyor filan. Erte günün etkisi e, gayet e, şey. E, Amerika'da e, şey yapılıyor ve bugün de hani günümüze gelince de... ...çok ciddi baktığımızda e, arka planda anlışanlı grupların... E, ...hep e, çok uluslu şeylerden beslendiğini görüyoruz. Yani sadece küreselleşme aslında şirketlerin kar etme amaçlarıyla gitmiyor. Çünkü otantik bir şey bulmaya çalışıyor. 60'larda çıkıyorlar. Doğuda ne var? Bulun getirin. Doğuda ne var? İşte şeyler. Hep öyle. Ne? Hep Doğu'da <laughs> getirin zaten. Hatta bir tanesinde de şöyle bir şey var. Ee, hangi e, plak kapağıydı bilmiyorum. Ee, şey olabilir. Ee, Jimi Hendrix olabilir bu. Ee, demiş ki bana demiş böyle indiğim bir kapak yapalım demiştim. <laughs> plak kapağı yapın demiş hocam. <laughs> Ondan sonra o indiğin kapağı şey anlamışlar bunlar Hindistan kapı o yerli yerli iş şey olsun demiş. O da bakmış. Native American diyememiş yani. <laughs> evet indiğin demiş o indiğini Hindistan anlamışlar Hindistan kapağı o da sesini çıkarmamış. <laughs> İyi tamam demiş filan. Şimdi ismini getiremeyeceğim ama Brit yani zaten Batı'nın Hindistan'dan çalmadığı şey kalmadı da Britney Spears'ın ünlü hitlerinden bir tanesi geçen de gene şeyde paylaşılıyordu sosyal medyada paylaşıyorlar böyle bar bar bakmışlar şeye müziğe tamamen bir Bollywood filminin bir müziğinden uyarlama. Yani sürekli oradan yani batıda zaten biliyoruz bunu fikirler tükendiğinde bu yemek konusunda da öyle giyim konusunda da öyle tabi müzik konusunda da öyle hemen böyle doğudan bir aşı olsun ki ama tabi buna ondan sonra hani multi etnik işte çok kültürlü müzik falan demiyorlar Britney Spears'ın şarkısı diyorlar ama işte ya ama bazı hocam, araştıranlar buluyor yani nereden geldiğini. Hocam buluyor da Britney Spears'a da üzülüyoruz. Yani. O, o ayrı bir mesele yani Amerikan patriarkisini kılıyoruz kesinlikle. <laughs> ya yazık oldu yani bakınca hani insan gerçekten böyle bir... Hakikaten çok korkunç bir şey yani insan şey yani Britney Spears'ın başına gelirse benim başıma haydi haydi gelir diyorsunuz hmm, tabii, yani. Tabii tabii yani bir anda bütün dünyaya böyle ne bileyim seslenen birisi çok böyle buhranlar yaşıyor, <laughs> ailevi problemler yaşıyor. Ona da üzülüyoruz, şeyler yapıyoruz. <laughs> Dipnot düşelim ee, diyorsunuz. düşelim hani tarafımız belli olsun. Tabii. Şimdi ne? neticede o aşırmış ayrı konu. <laughs> Hocam asıl ben sizden şeyi dinlemek istiyorum bu işte hani bu yemek nereden gelmişti bu müzik nereden gelmişti evet, özellikle bir evet. şarkıda bu böyle bedenselleşiyor ondan biraz bahsetseniz. Evet, evet neresi var yine mesela Ahmet Ertegün'ün hikayesi diyoruz Üsküdar. Üsküdar bu anlamda aslında çok şey bir yer verimli bir yer değişik işte Üsküdar Musiki Cemiyeti vardır mesela o köklü kurumlardan bir tanesidir. Üsküdar işte tekkeleriyle, değişik şeyleriyle vesaire böyle şeydir. Yani Türk müziğinde de önemli bir yeri temsil ediyor. Üsküdar'a gider iken yani Katibim diye, Katibim bir marka. Hani Katibim, Aziz Bey, Sokak var mesela Üsküdar'da. Hani Üsküdarlılar severler, şey yaparlar. Üsküdar tarzı böyle işte İstanbul Beyefendisi dediğimiz şey. Onunla temsil şeydir işte. Zeki Müren'in filan işte evet. Katibim filmi filan. Kuşaklar arası geçmiştir hani. İstanbul numunesi diyebileceğimiz bir şeydir. Üsküdar'a gider ikenin e, hikayesi tabii e, şimdi... Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur, katibimin setresi uzun, eteği çamur, katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur filan böyle. İşte tabii bunu farklı yönleriyle okuyabiliriz. Osmanlı modernleşmesi evet. deriz, bürokrasinin <laughs> oluşması deriz. Kesinlikle. İşte efendim devlet kapısının şey cazibesi diyebiliriz. Yani ta o ee, zamandan kalma bizde bu memur aşkı. Memur 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 tabii öyle bir SSK'sı. Vesaire. Evet evet o vesaire. O, o tarz şey. <laughs> E, tabii hani endüstri toplumuna geçişler falan. E, bunu e, e, tabii 1600 yıllarda 1600'lü yıllarda ortaya çıktığı söyleniyor e, bu e, müziğin bestesinde ama e, 1800'lü yıllara şey yapan bir de efsanesi var. Diyorlar ki e, Kırım Savaşı zamanında. E, işte Kırım Savaşı'nda Osmanlılarla İngilizler müttefik. Şu anda da hatta Haydarpaşa'da bir İngiliz mezarlığı var. İşte şeyde Galata tarafında bir İnsana Kırım... İnsana gerçekten inanası gelmiyor yani İngilizlerle aynı safta olduğumuz bir hatta savaş. Fransızlarla. Hatta Fransızlarla. Nasıl yani? Hatta o zaman bu sahra tipi mutfakların, endüstriyel mutfakların ilk kullanıldığı yerlermiş. Ve hatta Osmanlı'ya telgrafın da ilk geldiği zamanlar... Böyle Savaş var uzun vesaire şudur budur. Ruslara karşı böyle e, ittifaklar, e, değişik şeyler bir araya geliyorlar falan. E, tabii e, diyorlar ki ya bu e, yalanlanıyor, başka şeyler oluyor ama hani efsaneler şey yapıyor. Selim yakışlasında bu Florence Nightingale filan da e, orada ilk infografikleri yapıyor. Böyle <laughs> değişik şeyleri yapıyor falan. E, modern hemşireliği kuruyor. Endüstriyel savaş başlıyor artık. Yani bol miktarda insanın... Cephe gerisine düştüğü şey oluyor ve diyorlar ki burada İskoç birlikleri tören vaziyetine geçtiğinde gaydalarla bu Üsküdar'a gider müziğini çalarlarmış. Oradan da duymuşlar. Bunun üzerine söz yazılmış. Çok şüpheli hocam <laughs> bilemedim yani. Yani bu bu tabi İskoçlar tarafından çok dillendirilen bir şey değil. <laughs> e, muhtemelen önemsememişlerdir. E, çünkü bizdeki kadar popüler olmuyor. Bazı hani müzikler zaten evet. ba başka yerlerde. Mesela bu e, şey vardı. E, Ukraynalı bir müzisyen, piyanist vardı. E, Alex e, Green Greevski miydi? E, bu şeyle eee haremde konser vardı. E, ya öyle bir siz daha iyi e, biliyorsunuz hocam. Evet, evet, <laughs> daha haremde, iyi takip ediyorsunuz. aynı aynı yerler, aynı <laughs> yerlerde. Orada mesela yani dünya üzerinde tamam seveni var, bileni var e, bu, bu kişinin ama e, bu kadar hani on binlerce kişiyi bir açık alanda bir araya getirebilecek şey değil bu müziğin şeyi. Hani bazı yerlerde mesela marksizmi de işte Almanya'da kimse sallamamış. İngiltere'de ha, bunlardan biz de çok demiş. Ama işte Rusya demişler biz bunlar şunu yaparız, bunu yaparız filan. Böyle değişik yerlerde, İskoçların da ben benzer şekliyle İskoçların olsa bile, biz de bu Üsküdrlere giderken. Daha sonra tabi bu Balkanlara gidiyor. Ee, Balkanlarda e, e, her birinin üstüne farklı bir şey yazılıyor. İşte Bulgarlar, Makedonlar, Yunanlar, Sırplar, Boşnaklar derken e, ve bir tane Bulgar yönetmen bunu belgeselini yapıyor. Bu şarkı kimin diye bir belgesel yapıyor hani o şarkıların aslında bir yerde e, çok duygusal bir şey yanılmıyorsam yani o belgeselde insanların yani bayağı hiddetlendiği böyle birbirleri de girecek şekilde <laughs> kavga <kalkı tabii>, ettiği <laughs> falan söyleniyor. Evet. Benimsiyorlar çünkü burayı. E, işte geçmiş e, geçmiyor. Ve yüklediği anlamlar e, geçmiyor. E, ben o zaman e, bu Üsküdar'a giderikenle alakalı bir dipnot koyayım. E, işte belki er Ertegün'le de e, ilgili olarak. Eartha Kit de işte buraya geldiğinde işte konser veriyor falan ve Eartha Kit'ten de dinleyebilirsiniz. Yani ta oraya kadar İskoçlardan bize sonra Balkanlara, sonra Amerika'ya Eartha Kit'e Üsküdar'a giderken söylüyor. Urducası da var bu arada. Aa. Ee, <laughs> Çok Ur, iyiymiş. Urducası da var Üsküdar'a giderken. Urducası da var ve Üsküdar'a giderikenin böyle bir şey var. Bu şeyi Adela Peva diye birisi. Aslında şey var. Şimdi aynısının ee, teknolojik programlarını yapıyorlar? Siri bu konuşan ne diyor. <laughs> bu çalan ne filan evet, diyoruz işte veya doğru. şazamlı şazamlamak doğru. denilen bir şey evet, var. Doğru. Ee, müzik değişiyor ee, ama üstüne yazılan şey müzik değişmiyor ama üstüne yazılan e, şeyler değişebiliyor. Böyle de e, çok çok kültürlü bir e, şey hayatı var. Tabii tekke müziği var. Ee, Bakınca işte şeylerde var ilahiler e, okunuyor, kiliselerde de ilahiler okunuyor benzer şekliyle mesela. Aynen öyle benzer makamlarda be, özellikle be, bu topraklarda. Benzer makamlarda okuluyor. İnançlar farklı olabiliyor ama makamlar birbirinin içine e, işte e, bir mesela işte e, Çengelköy'deki bir kiliseye bir pazar günü uğramıştım. Arapça şeyler okunuyordu. Hristiyan ilahileri okunuyordu mesela. Evet. Yani bilmeyen birisi der ki ya ne güzel der böyle evet. Kur'an-ı Kerim <laughs> tilaveti falan diye. Bununla derimler. alakalı daha yakın zamanda seyrettiğim bir oyundan bahsetmek istiyorum. Komitas Vartapet, Hı -hı. ünlü Ermeni müzisyen, Hı -hı. işte Kütahya doğumlu. Ee, çok küçükken işte yetim kalıyor falan ama daha Kütahya'dayken işte sesi çok güzel işte rahipler hemen işte onu sahipleniyor işte sen şöyle ilahi oku falan ama o sırada da müezzinle en azından e, tiyatrodaki uyarlanmış hikayesi böyle bir arkadaşlığı var ve müezzin e, biraz tembellik yapıyor ezanı okumak için ve pek güzel okuyamıyor diyor ki sen bir kere çıksana okusana diyor Hı -hı. senin sesin çok güzel hakikaten çıkıyor okuyor falan daha sonra işte bunu rahip öğreniyor kızıyor falan yani böyle geliş geçişle sen Çok sen, re sen rakip takımı oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Bu kadar güzel sesi nasıl ezana? Aynen öyle. Bu hikayeler var yani. Yani oluyor. Ee, müzik bu anlamda ee, şeyde de hani bakınca işte tekke müziğinin içinde şeyler var. Mesela valslar var. İşte şeyde yine bir Gül Nihal ee, kime aitti? Ee, yine bir Gül Nihal. Dede Efendi'nin miydi? de? Yine, yine bir Gül Nihal. Ya yani orada baktığımızda vals bildiğimiz vals yani Cihat Aşkın Türk valslerinden şey yapıyor, geçiyor gidiyor. Çok güzel şeyler çıkıyor. Sultan Abdülaziz'in mesela işte bir vals'i var, değişik formlar var. Bu çok şey sanırım öğrenme biçimimiz de herhalde bu. Müzik birbirimize bir şeyler öğretme biçimi. Tabii diye buradan şeyden bahsedince işte Osmanlı zamanındaki bu geçişkenliklerden bahsederken hemen aklıma hani Vals falan da deyince Sinekli Bakkal hali değdiği bir romanı geldi. Çünkü orada da bir şey var işte bir dede efendi var orada da. Hı -hı işte tekke müziği veya işte Mevlüt okunurkenki makamın işte Türk makamına bir şekilde Hı -hı. uygun olması daha sonra işte İtalyan birisi bir de za sağ olsun zaten hep İtalyanlar getirmiş bize böyle Batı alakalı saratsal şeyleri. Ee, Sarayda görevliler ee, getiriyor. E, yani. <laughs> evet yani. aynen öyle. Donizetti Paşa yani <laughs> Paşa, bandolu, Donizetti <laughs> yani Paşa onun, falan. Yani ondan ilhamla e, bizim ana kahramanımız e, işte Mevlüt aslında şu makamla mı okusam deyip başka bir makamla okuyor. Yani işte herkes çok beğeniyor vesaire. Bu geçişkenlikler e, yani hani sadece bildiğimiz işte orkestra ya da işte şarkılarda değil yani dini mus, müzikte de makamlarda da kendini çok gösteriyor. Ezanlar dediniz. Geçen gün Üsküp'teydim. Mesela Saraybosna'ya da gittiğimde ezanları dinlemek tabii ki böyle özellikle çıplak sesle okunan ezanları dinlemek çok güzel oluyor. Kıymetli oluyor. Böyle şehre ruhunu veriyor. İstanbul'dan sonra yani aslında nerede ezan duyarsak böyle orası biraz İstanbul kokuyor falan. Mesela Saraybosna'da biraz daha bizden makam olarak uzak. Ha, ıı, okay. makam olarak bir miktar daha uzaktır. Daha yayılarak okuyor. Üsküp mesela Direkt tamamen <laughs> tamamen İstanbul yani birbirine karışması vesaire şunlar bunlar gücü ıı, belki akustikle de alakalıdır. Şehrin bulunduğu vadi düzlüğü ıı, okay. şey, ba başka şeylere alakalıdır belki ama yani o hani eskiler daha ıı, tonları, makamları daha farklı ıı, şey yaparlarmış, anlarlarmış, idrak ederlermiş bizde de yavaş yavaş yaş ilerliyor mu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hocam yani ben de daha daha böyle bir sesin, müziğin, duyduğumuz şeylerin daha fazla, daha farklı anlamlar ifade ettiğini, daha derinlik kazandırdığını falan şey yapıyorum. E tabii bu biraz da şey hani e, bize yemeği hatırlattığı için <laughs> olabilir. Ama zilciyanın hikayesi, daha sonra içinden kopan o İstanbul zillerinin hikayesi falan e, muazzam bir hikaye. Şimdi 400 yıllık şirketler diye bakıyoruz. Dünya üzerinde kaç tane var 400 yıllık şirket herhalde. Doğru. E, şeyde Doğu, Doğu Hindistan şirketi, şirketi Olabilir. <laughs> Doğru. Şimdi 4 400 yıl devam ediyor bu. Yani kesintisiz bir şekilde kuşaktan kuşağa aktarılıyor, kaybolmuyor, temsilcileri oluyor, kalite devam ettiriliyor, dünya müziğine yön veriliyor. Aslında biz zilin içinden bir zil'in gözünden kocaman bir dünya tarihinin önemli bir kesiti ...yazılabilir diye düşünüyorum yani. Kesinlikle yani bu kültürler arası... ...etkileşim dendiği vakit işte... ...edebiyat türleri akla geliyor... ...dediğiniz gibi mutfak falan akla geliyor. Müziği çok fazla düşünmüyoruz. Ama yani çok kültürlü... ...insanlar mesela işte ben... ...üniversitede birkaç genç bir araya geldiğinde... ...ve hani müzik dinlemeye başladıklarında... ...ya da kendi türkülerini söylemeye başladıklarında... ...hemen oradaki o geçişkenlik... ...bir belli ediyor yani... E, ha o sizde de mi vardı? O bizde böyledir falan. O o, o etkileşim harika oluyor. Zili çalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zili çalıyoruz ve e, dinlemeye başlıyorlar. E, tabii bu bir miktarda da e, yani insanların birbirleriyle empati kurmalarını da sağlıyor. Yani temel aynı olunca buradan yola çıkarak şunları şunları yapabiliriz falan diye karaokede de mesela şeyi söyletmeye kalksak. Ee, Üsküdar'a gideri eli söyletmeye kalksak her millet üstüne başka bir hikaye şey yapar. Ee, Geçen de şey yaptım yani gelecek bir tanedir ama geçmiş bin tanedir diye bir sırp atasöz ne varmış. Vay. Yani geçmişi bin farklı şekilde yaşayabilirsiniz ama geleceği bir şekilde yaşayacaksınız diye. bu hoşuma gitmişti bu sözde. Yani, birleştirmesi gerekir ama daha daha ziyade yani herkes böyle bölük pörçük bir bir Britney Spears'a ihtiyaç duyuluyor sanırım. Britney Spears'ın da huzura ihtiyaç duyuyor falan. Böyle demişken biraz da şey. Yani ya yani müzik hep rahatlatıcı bir yönü var. Müzikle de rehabilite etmişiz yani böyle işte müzikle işte akıl hastalarına. şimdi millet deliriyor müzik dinleyerek ama Osmanlı'da mesela müzik dinleyerek tedavi yöntemleri Şuna da yarar, buna da yarar filan. Güzel şifa olmuş yani. Biz de böyle ruhumuza şifa olacak müzikler dinlemeyi arzu ediyoruz. Hani nereye gidiyoruz dedik. Böyle müziğin sokaklarında dolaştık gerçekten. Ben seviyorum bu yolculukları. İnşallah izleyenler de beğenmişlerdir diyorum. <laughs> ne dersiniz hocam? Valla e, müzik hakikatten... E, seyahati çıkmanın en en güzel yolu. Hatta ben e, arada sırada Twitter'da da söylüyorum mesela İstanbul'da giderken e, arabada ya da otobüste işte bir Portekiz fado müziği açtığınızda etrafınızdaki İstanbul Lisbon'a dönüyor. Yani evet. seyahatin en ucuz yöntemi farklı müzikleri dinlemek zaten. Te, korna, O zaman şunu diyoruz e, kamu spot olarak. Tamam. Kornaya basmayın. TRT Radyo 3 dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Dinleyenleri rahatsız etmeyin. <laughs> Nereleri <laughs> bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Nereye gidiyoruz da bu hafta bu kadar. Önümüzdeki haftalarda yeniden buluşmak görüşmek üzere.